Selam millet, Dedar Oyunlar'da tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Jurassic World oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Jurassic World oyununun bir klasiği olan Dedeli Oyunlar, Jurassic World serisinde her başladığımızda yaptığımız ve birbirimizle olan ilişkilerimizi güçlendiren, araların bozulmamasına sebep olan şey nedir? Bozulmasın aralar. Kesinlikle. Özellikle iki kardeşim yorumlarda bunu yazdı. Ben çok duygulandım. Bu alışkanlığı, kapmaları, bizden olduklarını göstermeleri beni çok duygulandırdı. Bir kardeşimiz girip paralar paralar yazmıştı. Öteki de yorumda girip bozulmasın aralar diye tamamlamıştı onu. Gerçekten çok duygulandım. Kendilerine buradan teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Evet, bu durumda ben de onların yüzünü kara çıkarmayıp kesinlikle girip bütün paralarımızı topluyorum. Şuraya da yandan giderken yanlışlıkla klikledim. Bakalım bari neler varmış. Efendim şöyle bir şeyler varmış. Böyle bir şeyler varmış. Çok da bir şeyler yokmuş anladığımız. Şu görevimizin bitmesine yaklaşabildik mi acaba? Gün içinde çok gelip toplayamadım bunları ama 4500 diye şimdi bir daha aldım. Bakalım ne durumdalar, kontrol edeceğim. Yavrum evladım yapma. Şimdi bir kere daha şu görevi kontrol edeceğim. 35.000. Ey, şu anda bitmedi ama yarına biter. Kardeşlerim turnuvadan bu arada... Turnuvayı gündüz bir hata eseri ben kliklediğim için turnuva sonucunu aldım. Sizler göremiyorsunuz ama turnuvadan çıkan şeyi hemen size göstereceğim. Turnuvadan çıkan şey şu oldu. Bu olmadı tabi. Bu bir yemek. Turnuvadan çıkan şey şunlar oldu. İki tane velhasıl raptor verdi turnuva bize. Süper rare kısmında kaldık, evet. Oranın bir üstüne geçemedim maalesef. Mazotumuz yetmedi. Süper rare kısmında kaldık. Olsun. Velhasıl raptor bizim çok sevdiğimiz bir dinozor. Kendisini buradan hemen şöyle lebelliyorum. Şöyle gıdalarını veriyorum. O dört pençe içeri atlayışına kurban oluruz biz onun. Bir tane raptorumuz olsaydı şöyle ağzına tokadı vura vura sevseydik. Zaten kemik kafalı yani. Başka türlü de seversek hissetmezdi herhalde hayvan. Oo, hızlandırmak gibi bir niyetim yoktu. Yanlışlıkla bastım ona. Şöyle devam etsin diyecektim. Evet, sizlerden gelen yorumlar doğrultusunda ben de fark ettim ki şurada Scomimus var iki tane. Onları da birleştireceğim. Merak etmeyin. O da artık aklımda. Giganotosaurus'ları da birleştireceğim. Ben sizin paranızı toplamadım mı ya? Siz niye öyle orada duruyorsunuz bakayım? Evet kardeşlerim. Şuradan hayvanımızı yetiştirdim. Aynen sizlerin dediği gibi DNA için sattım. Misler gibi DNA'sını aldım. Efendim, gerekli olmayan hayvanların bundan sonra böyle DNA'larını vererekten onları halledeceğim. Şimdi iki tane maçımız var. Bir tanesi bize Helicoprion veriyor. Bir tanesi de Super Rare, Rare ya da Legendary su canlısı veriyor. Şöyle başlayalım. Öncelikli olarak şurada bir su canlısı getirip karşısında su canlısı atıyor karşısında bizim karnivor oynamamızı istiyor. O zaman zaten buradan benden alacağın şey Indominus Rex'tir. Çünkü zaten döveceksin beni. Zaten şimdi benim hasarım azalacak, adamın hasarı artacak falan. Indominus Rex'te bir şey seçip de rezil olmaya gerek yok. Sen bir de şimdi çakallık yaparsın Allah bilir. Hah, devamlı enerji biriktirmeli falan oynarsın. Ben şundan bir zırh vereyim. İki de enerji çekeyim de yalan olmayalım. Şimdi 2'nin 3 olacak zaten senin. Ve 3'te ne yapacaksın kim bilir. İşte 3'lük saldırı. Ama yemez Anadolu Indominus Rex'i. Biz o bir shield'ı vermeseydik almıştı bizi ayağının altına. Sen şimdi şu kıp diye ısırıkları ye bakayım, öl. Bak öldüğünün farkında değil. Hala bize böyle diye garip hareketler yapıyor. Indominus tarafından ısırıldı, haberi bile yok. Çok teşekkür ederim 45 DNA için. Hemen bir maç daha atıyorum. Şimdi iki karnivor çıkar karşıma diyor. Senin bu yaptığın ayıp. Tek kelimeyle ayıp. Şöyle iki karnivor çıkarsam acaba dayanabilir miyiz? Bana pek dayanabiliriz gibi gelmiyor. Ben şöyle iki karnivor çıkartayım senin karşına. Üç karnivor dersen ama gerçekten üzüleceğim. Şu enerjimi çekiyorum. Bana ikilik saldırı yapmazsan berhudar olurum. Saldırı yapmadın ikilik. Adamsın. 3 enerji çekiyorum. Oo, bir de shield vermiş. Şimdi 3 enerjisi olup 3'lük bir saldırı yapacak büyük ihtimalle bana. İkilik de yapabilir bu zırh vermemiştir diye düşünüp. Birlik yaptı, daha ilginç oldu.
2 var şu anda cebinde. Ne yapıyorsun o 2'yi? Hiçbir fikrim yok. 4 vurursam ama seni öldürürüm ben. 2, 3, 4 vurursam öldürürüm. 1 shield vermişsindir diyorum. Hiç shield vermemiş. Güzel. Şimdi sonraki gelen vatandaş. Oh oh maşallah. 4, 6 mı oldu? Ha, 3, 5 oldu. Bir de shield verdiğimi düşünecek. İkilik saldıracak. Cebinde de 3 var. İşte bu çok tehlikeli oldu. Cebindeki o 3 onun. Shield'sa yalan oluruz. 3 shield verse yalan oluruz. 281. 678 yapmadı. 1 shield vermiş. Bilgisayar da sanki böyle var ya, milimetrik hesaplıyor bunları. Efendim adama ikilik saldırı yapıyoruz. 1 canı kalıyor. 5 canı kalıyor falan böyle. Hani biz istesek olmaz. Ver 45 DNA'mı. Sağ olasın. 3 karnivor. İşte en istemediğim şey oldu. Oh oh oh. Ne kadar güzel. Burada Scomimus'u koyacağız şimdi. Onun kaçarı yok zaten. Dimetredon'u da koyacağız. Indominus Rex'i de bizi iflas ettirdi. Oyun bizi iflas ettirdi. Şöyle bir enerji çekelim. Üzgünüm Scomimus. İlk çıktığım ciddi ağır topların maçında hedef tahtası olarak kullanılıyorsun. Özür dilerim ama hani yapacak bir şey de yok maalesef. Elden bir şey gelmez. Seninle hasar vurmaya kalksak bu iş olmaz çünkü. Bir de ikilik saldırdım. Bravo. Gözünü budaktan sakınmıyor adam. Vuruyor. Öyle vuruyor. 1, 2, 3, 4 ile öldüremiyoruz işte. Gördüğünüz gibi 19 canı kalıyor adamın. Böyle de bir rezalet. Bence kaybettik bu oyunu. Şimdi gelen 3'ün hepsiyle saldıracak adam. Zaten öldürebiliyor çünkü hepsiyle saldırırsa evet. Hesabını yapmıştır o. 323 vuruyor. Şimdi 4 gelecek karşımızdaki adama da. 281. Efendim ben 3 ile onu öldürebilsem. 3 ile onu öldürebilsem. 2 ile öldürsem mükemmel olacak da imkanı yok. Tabii ki yani 16 falan kalıyor. Böyle öldürebiliyorum. Bir dahaki bana 4'lük saldırı yaparsa 2 shield vermiştir diye bu düşünüp 4'lük saldırı yapmayabilir. 4'lük saldırı yaparsa öldürüyor. 2'lik saldırı yaparsa öldüremiyor. 2 shield alıyorum yani yapacak bir şey yok. Böyle bir şey risk edemem. Adam çünkü bana 4'lük saldırı yapabilir yüksek ihtimalle. Hiçbir şey de yapmayabilir. Hiçbir şey yapmadı. Kardeşlerim burada ufak bir hile yapacağız artık. Şöyle 4'lük saldırıyorum. 1 shield vermiş. Hile yapacağız dedim ama böyle de bir şeye gerek kalmadı. Adam zaten enerji çekmiş. Garantici oynamaya çalışmış. Bilgisayarın en sevmediğim oyun tarzı bu ya. Yani ona karşı avantajlı ordu çıkmamıza izin vermemesi. Haydi bakalım ne çıkacak bahtımıza. Rare çıktı ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ne kadar şanssız ya. İnsan bir legendary verir orada. Üzüldüm resmen. Suratım düştü bak. Lies Beneath. What Lies Beneath maçını oynayalım o zaman. Derinlerde neler var diyor. Derinlerde neler yok ki. Al sana bir tane Salko verelim onun karşısına. Şunların karşısına da Indo'yu ben yine çekerim. Hiç kusura bakma. Ayrıca bir de Scomimus çekerim. Hiç gözünün yaşına bakmam. Paracıkları harcıyoruz vallahi. Çıtır çıtır gidiyor paracıklar. Bu ne kadar garip bir şeymiş böyle, hibritmiş. Canı çok fazla, hasarı az. Böyle benim karşıma geldiği için hasarı düşen Terizona Saurus bile ondan fazla hasar vuruyor ya. Aa bir saniye, bunun hasarı düşmüyor. Onun hasarı düşüyordu zaten. Şimdi oldu. O zaman seninle yer değiştirelim biz. Bu zaten bizim tampon adamımızdı. Bir de enerji çekelim. Bir de zırh vermiş, terbiyesize bak. Adamın olayı hit point zaten. Hit pointler üzerine oynuyor. Dino Slap geldi. Saldırı gelirim oradan. Geldi, saldırı da geldi. Çok güzel. Şimdi bizim 5'imiz var. Şuradan
Bu adamımızı çekelim. Karşımızdaki vatandaşlık çenesi yok. 1, 2, ya 1458 nedir ya? 3, bir de enerji çekelim. 10 hasar daha fazla vursa, 50 hasar daha fazla vursa, 52 hasar daha... Adamı öldürmenin sınırına çok yaklaşınca sinir oluyorum böyle. Ankilo 9, işte kardeşlerim bana bölümlerdir yapın dediğiniz hibrit. Ankilo 9. Diplodocus ile Ankylosaurus'un birleşimi. Sanırım. Yanılmıyorsam. Şimdi senin hiç canın kalmadı değil mi? Canım benim. Al sana öl. İki enerji çekeyim bir de zırh vereyim. Bak çıt diye kuyruğu geçirdi kırbaç gibi. Indominus'un bu saldırılarına da hastaydı ya. Terizinosaurus. Hasarı olmayıp canı olan canlı. Ben şimdi kendimi garantiye almak istiyorum. Terizinosaurus. İzninle kendimi biraz garantiye alacağım. Şuradan full enerji çekip shield vereceğim. Sen de iki shield vermişsin zaten. Çakallık bedava demişsin. Şimdi 6 enerjim var. Görelim enerjini. Göster enerjini. 4 vurdu adam. Bize 2 bıraktı. Bu bizi hiç bağlamaz. İstediği kadar 2 versin. Bakın şimdi Indominus otçul yakalayınca 8'lik saldırıyla kaç vuruyor? 842, 2020, 3534, 5386, 7574, 10098, 12959, 16830. Bir sağ, bir sol vuruyor böyle, bir de ısırık atıyor. 16830 adam zırh bile vermemiş. Enerjisi mi yoktu yoksa zırh verecek bilemedim. Evet. 45 DNA. 45 DNA verdi bize. DNA. Teşekkür ediyoruz kendisine. Şimdi şu etçil için şuradan Sarko'yu tekrar uyandırmak istiyorum. Şuradaki iki tane su canlısı için bir adet Ptaradon, bir adet de Zygihangopterus koyarak bu işi tatlıya bağlayabileceğimize inanıyorum. Şimdi su canlısımız canlızımızla şöyle enerji çekelim. Gorgosaurus. Ortada bir de hibrit var ha. Oo, bir swap geldi. Acımasızca swap yaptı adam. 727 vurmak nedir yalnız? Bana bunu açıklar mısın? 727 vurmak ne hocam? Al ben de 2 enerji çektim. Shield gelmiş çok güzel. Şimdi 2 enerjim var. 2 enerjinde ne yapıyorsan yap. Bir swap daha gelecek tabi. 771'lik Gorgosaurus getirip bu sefer 1 vuracak. Standart bilgisayar hareketi. Artık şiir gibi okuyabiliyoruz kendisini. Ve böylece kendinden sonra gelecek olan Sarkosukus'a kendisini yem yapacak. Hem de öyle böyle değil yani. Sarkosukus şöyle ısırarak onu kolaylıkla öldürecek. Şimdi 3 enerjisiyle gelen vatandaş ikilik saldırıyla bizi öldürüyor. Bir de zırh verdiğimizi düşünerek üçlük saldırıp öldürecek. Verip üçlük saldırıyı geçecek. Böylece sırayla ben onu öldürdüm, o beni öldürdüm turnuvası başlıyor. Ben de şuradan 2 ile öldürürüm diye düşünüyorum onu. Tabii ki öldürüyorum. Sonra bunları da enerji olarak bırakacağım ki Pteranodon'umuz garanti adamın su canlısını öldürebilsin diye. Pardon, Pteranodon ölecek. Biz Zepchigopter'le öldüreceğiz adamı. Ve Zepchigopter'le öldürmek aslında adamı daha çok hoşuma gidiyor. Neden derseniz eğer, çünkü kazanınca mutluluk halayı çekiyoruz. Şimdi geliyor yedilik saldırı. Arkasından da mutluluk halayı kısa bacaklarımızla. İşte gördüğünüz gibi çift tekme diye koyduk kumfu hareketi gibi. Ve başladık. Efe oynuyoruz. Haydi bre pehlivan. Yalnız halay dedim, Efe dedim, pehlivan dedim. Bayağı kırma oldu bu. Karma bir halk oyunu oldu. Ver 45 DNA'mı, bekletme beni. Üzme beni. Son maçımıza çıkalım. Son maçımızda yine bizi pahalı dolarcıklar bekliyor. Çünkü buradan Sarko'yu çekmem lazım. Hadi Sarko'yu çekmedim. Mikroposaurus'la oynadım. Hadi bunlardan birinin karşısına Apatosaurus çıkardım. Indominus Rex'i çekmem lazım yine de. Apatosaurus çıkartamam. Spin onu yer. Ben ne yapayım biliyor musunuz? Ne yapayım? Sukomimus'unuz da yok.
Rajasaurus'umuz var. Bir de Indominus Rex'imiz var. Böyle bir deneyelim biz. Böyle bir oynanır gibi geliyor bana. Yalnız Microposaurus da Spinoraptor'la antisi olduğu halde başa baş. Ne ilginç değil mi? Hayvan neredeyse swap etmeyecek yani. Ben bunu döverim ya, siz sıkıntı yapmayın diyecek. Tabii şaka bir yana swap etti. Antarctopelta. Antarctopelta geldi. Ve bize çok hayın bir kuyruk darbesi vurdu. Vallahi bunu öldürür, bir şey söyleyeyim mi o? Swap mı etmez, bunu öldürür. Ama tabii bilgisayar bu, yine de böyle hesaplar yapmıyor. Swap'ini yapıyor. Birini de vuruyor mu? Birini de vurmadı ya. Böyle de delikanlı. Cebinde biri var şu anda adamın. Madem cebinde biri var, ben böyle geliyorum abi. 1, 2, 3 diyorum sana. Al bu da cebindeki 1. Onu da shield vermemiş. Zaten demiş ki benim shield'a ihtiyacım yok. Arkadan üçlük gelir, bunu da alır 4 olur demiş. Zaten 1 ile de öldürüyor. Nasıl intikamcı bir hareket yapacak? Aklım hayalim almadı şu anda. Başıma neler gelecek acaba? Çok merak ediyorum. Vallahi ben 4'ün hepsini enerji olarak çekiyorum. Oo, adam da hepsini enerji olarak çekmiş. Hepsini zırh aldım diye düşünüp 6'lık saldırıyı boşalttı üstümüze vallahi. Vallahi boşalttı. Şimdi bir var adamın elinde. 1, 2, 3 adamı öldürüyor. Neyse ki hasarımız yüksek. Bu da adamın verdiği 1. Karşıdaki dinozorun beni öldürmesini engellemek için bu da enerjim. Biri de bak çakal cebe atmış ya. 6 enerjiyle gelecek karşıdaki adam. 4'lük saldırı yapsa beni öldürebilir ha. 5 enerjiyle geldi. 4'lük yaparsa yine beni öldürebilir mi? Öldüremez. 2 vurdu, 3'ü cebe attı. Bir yaşıma daha girdim. 3'ü cebe attı. Yalnız 3'ü cebe attı. 3 shield verirse beni durduruyor ha. Ve yok, durduramıyor. 3 shield verirse beni durduramıyor. Hiçbir şey vermemiş adam. Ne yapacaksın? 38'lik saldırı mı yapacaksın bana? Bre çakal. Stegoceratops. Bu da Stegosaurus'la Triceratops'un birleşimiydi galiba. Neyse, bizden yine lezzetli bir dayak yediler. Lezzetli çipetpet gibi. Biz de buradan Helicoprion'umuzu almayı başardık. Yine DNA, yine DNA. Yemek, Helicoprion. Acaba Helicoprion'u alsat yapmasam mı? Şöyle bir bakacağım şimdi. Su canlılarıma bakacağım kardeşlerim. Doğruya doğru. Su maçı yeterince yaptık zamanında. Ve su maçı çıktığı zaman da karşımıza Legendary'imiz olduğu için bilgisayar, eğer turnuva değilse, bu bilgisayar getirirse karşımıza Legendary'leri verip onlara göre yaratık çıkartıyor. O yüzden şu morları hani çok da bir tutmanın esprisi yok. Mesela Baculus'u tutmanın bir esprisi yok. Baculus'u satsam 1500 veriyormuş. Efendim şuradaki Dacosaurus'u tutmanın bir esprisi yok. Satsam 2000 veriyormuş. Çünkü şimdi ben mor Dacosaurus'u tutuyorum. 213'e 155. Bu mor 435'e 136. Bu 539'a 91. Yani Legendary'ler dururken Super Rare'lar, bilemedim ya. Gerçekten bilemedim. Neyse, şimdilik dursunlar. Satacak olursak bir anda satabiliriz zaten hepsini. Şuradan bir güzel trade var mı diye yine kontrol edeyim. Çok da değişmiyor galiba trade'ler zaten. Biraz zaman geçmesi gerekiyor değişmesi için trade'lerin. Cancağızım, seni şuradan bir biz yerleştirelim. 10 nedir ya? 4 Triceratops, Majongasaurus, Alankia, Argantosaurus, Toijanosaurus, Nundasukus. Garip garip dinozorlar. Evet, seni bitireceğiz koç. Seni bitireceğiz. Ondan sonra sıradaki görevlerle devam edeceğiz. Yine gelmiş, şu paraları bir toplayayım bari. Kardeşlerim madem öyle, bakalım şurada bir şey açamıyoruz. Bana dediniz ki canlı arena yap dede. Şunlarla canlı arena yap dediniz. Ben de bu durumda onlarla canlı arena yapıyorum. Şöyle şu sıralamayla koyayım bari. Yalnız çok tırt dinozorlarımız var. Bize denk gelmeleri de zor çünkü 20-20 10 rare diye koyduk. Bakalım nasıl düşmanlar gelecek karşımıza. En azından bir maçları görmüş olalım. 21-16-17 diye geldi. Aslında çok da farklı gelmedi yani. Çok ağlanası bir maç değil. Hatta adamın dizilimine göre ben avantajlı başlamışım. Peki. Ne kadar vahşisiniz siz öyle ya. Karşılıklı hırlamalar, harlamalar. Bir şeyler. Sen şimdi dino sebep yapacaksın tabi. Haliyle dino sebep yapacaksın. Ondan sonra hiçbir şey yapmadan
öyle bekleyeceğim. Ama sen şimdi bir shield verdin büyük ihtimalle. Ben Dino sebebim seni öldürmeyeyim diye. Senin karşına geçecek olan Dino bu. Ve bir shield verdiysen seni öldüremiyor, evet. Gerçekten öldüremiyor. İki enerji vereyim ben. Shield vermemiş. O da enerji vermiş. Çakallık yapmış. Dino Swap yaptı. Şimdi o beni öldürebiliyor işte. Büyük ihtimalle öldürecek de. Aha öldürmedi. İki var elinde. Ben şöyle geldim. 84 ile. Onun elinde iki var değil mi? Bir. İki, üç, dört. Hepsini verdim. İkilik shield vermemiştir. Umarım hiçbir şey vermemiş ya. O kadar saldırmayaydım keşke. İki shield verse öldüremiyordum. Rezil oluyordum. 225 adamın kaç enerjisi oldu? 5. Adam sadece birlik saldırsa bize yeter. Öldürdük mü iyi oldu, öldürmese mi daha iyiydi bilemedim ya. Şimdi adamın 4'ü var. Hiç shield vermedi mi acaba adam? Çok merak ediyorum. Yani hiç shield vermedi mi? 1, 2, 3 deyip enerji çekiyorum. Deneme oyunu yapıyoruz. Hepsini shield vermiş ya adam. Yani bu da tamamen baht oldu. Daha doğrusu bahtsızlık oldu. Adamın hepsini shield vereceğini bilemezdik. Kumar oynadı adam, kazandı. Adam kumar oynadı ve kazandı. Kendisini tebrik ediyoruz. Bir de şimdi antimiz kaldı karşımızda, bomba olan. İkilik saldırıyorum. Bakalım, ben de bir kumar oynadım. Da benim bu kumarı oynamama da gerek yokmuş ya. Ben adamın antisiymişim. Oo. Ya bu sefer gerçekten rezil bir şey yaptım. Gerçekten rezalet bir şey yaptım yani. Bu saatten sonra benim yapabileceğim tek şey bu. Adam 3 enerji çekmiş. Ve full atak yaparsa galiba beni öldürüyor. Ah. Ah, bu sefer de ben kumar oynadım, adam rezil oldu. Bir shield verebiliyor sadece. Ve bu da onu asla kurtarmıyor. Ya koçum. Ne oldu koçu? Önce alttan alıyorduk. Adam kumar oynadı kazandı diye şimdi artsı yapıyoruz. Ben senin gibileri çok gördüm. Ya biz de kumar oynadık kazandık işte. Bu da bu oyunun cilvesi. Evet, bu oynadığımız maç karşılığında bize nasıl bir çarkı felek verecek? Dandik bir çarkı felek verdi sanki. Bakıyorum. Evet yani bayağı ucuz ödüller var üstünde. Bir de ben mega şansımla ucuz ödüllerin de en ucuzunu kapmayı başardım. Aa yok. 25 DNA kaptım. 12 bin para kapacaktım az kalsın. O zaman efsane bir ucuz bir hamle yapmış olacaktım. Şöyle booster turnuvalarını bir kontrol edelim. Kart eksiğimiz varsa şunlarla oynayalım. Yoksa hiçbir şekilde onlara yanaşmayacağım. Yo, çok kartımız var. Tamam. Herhangi bir şekilde eksiğimiz yok. O yüzden raptorları beslemeyeceğim. Kardeşlerim o zaman bizden bu seferlik bu kadar. Artık önümüzdeki maçlara, gelecek turnuvalara bakacağız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir kardeşlerim. Eğer beğendiyseniz beğeniyorum ve paylaşımlarınızla destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. İzlediğiniz videoyu beğendiyseniz ve devamından haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Bunun için abone ol düğmesine basmanız ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedeli Oyunlar logosuna tıklamanız yeterli olacaktır. Diğer sosyal medyalardan da kanalımızı takip etmek isterseniz ana sayfadaki logomuzun üzerindeki linkleri tıklayarak Steam, Facebook, Instagram ve Twitter üzerinden de bize ulaşabilirsiniz. Videolar kısmına tıkladığınız zaman geçtiğimiz seneler içerisinde kanalımıza yüklenmiş olan 1000'den fazla videoya ya da isterseniz oynatma listelerinden düzenlenmiş olarak serilerin içinde bulunduğu oynatma listelerine ulaşarak geçmiş videoları da izleyebilirsiniz. Eğer yayınladığımız bir video hakkında ayrıntılara ulaşmak isterseniz videonun hemen altındaki daha fazla göster kısmına tıklayarak o videonun linkine, daha önceki yayınlanmış olan videoların oynatma listelerine ve sosyal medya platformlarındaki sayfalarımızın kısa yollarına ulaşabilirsiniz. Eğer kanalımızı gerçekten beğendiyseniz ve bu güzel duyguyu arkadaşlarınızla da paylaşmak isterseniz bunu bu sayfa üzerinden herhangi bir yerden yapamazsınız. Bunun için dışarıya çıkmanız, arkadaşlarınızın yanına gitmeniz ve Dedeli Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim, çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmanız gerekmektedir. İzlediğiniz için teşekkürler.